Evet hanımlar, bugün kık yama lif modeli yapacağız. Lifimiz 4 parçadan oluşmakta ve lifimiz 3 renkten oluşmakta. Pembenin 3 tonunu kullandım ben. Siz isterseniz mavinin 3 tonunu veya yeşilin veya sarının herhangi beğendiğiniz bir rengin 3 tonunu kullanabilirsiniz. İsterseniz de lifimizi büyütmek için 6 parçalı da yapabilirsiniz. Ben 4 parçalı yaptım. Şimdi lifimizin yapılışına geçiyorum. Önce en açık pembemizi alıyoruz ve lifimizin yapılışına 3 zincir çekerek başlıyoruz. 3 zincirin üzerine bir fıstık yapalım. Fıstığı kapatalım. Hemen bir fıstık daha. Onu da kapatalım. Bir fıstık daha yapalım. Üçüncü fıstığı da kapattıktan sonra şimdi dördüncü fıstığı yapalım, onu kapatmayalım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 fıstık oldu. Şimdi başladığımız kısma bunu birleştiriyoruz. Hem fıstığımızı kapatmış olacağız, hem de aynı anda dördünü birden birleştirip bir kutucuk elde edeceğiz. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki yuvamıza bir fıstık yaparak devam ediyorum. Fıstığın tepesini kapattım. Hemen tepesine bir fıstık daha. Hemen karşı tarafa bir fıstık daha. İkisini birden topluyorum. Şöyle tekrar göstereyim size. İki kutucuğu da yaptıktan sonra bir fıstık daha yapıyorum. Onu da kapatıyorum. Tepesine tekrar bir fıstık. Hemen karşıki yuvaya bir fıstık. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekip sabitledim. Hemen ilk yuvaya bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden topluyorum ve ipliğimi kesiyorum. İpliğimi kesip arkadan yürüteceğim. Şimdi bir koyu olan renge geçiyorum. Yine iki zincir çekerek köşeden başlıyorum. Hemen köşeye bir fıstık. Fıstığı kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık daha. Karşıya bir fıstık daha. İkisini birden toplayacağım. Hemen tepesine bir fıstık. Fıstığı kapatıyorum. Köşeye geldiğimde bakın 1, 2, 3 fıstık oldu. Kenarında şimdi fıstığın bir tanesini kapattım. Köşedekini tekrar tepesine bir fıstık daha. Hemen
şu köşeye bir fıstık daha, yani iki açık fıstığım oldu. Şimdi ikisini birden toplayacağım. Köşeyi bu şekilde yapalım. Bakın 1, 2, 3 fıstık oldu. Şimdi aynı işlemi bu tarafı da yapalım. 3 fıstık da burada oluşsun. 1, 2, 3 dolgu. Ben dörtlü dolgu yapıyorum. Siz ister üçlü yapın, ister dörtlü yapın. Elinizin ayarına göre veya ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Evet. 3 bir kenara, 3 bir kenara fıstık yaptım. Şimdi çeviriyorum. Hemen ilk yuvaya bir fıstık kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisi de açık. Şunu da bir keseyim. Evet, köşeye geldiğimizde iki açık fıstığımızı yaptık. İkisini birden kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen tepesine bir açık fıstık. Karşısına bir açık fıstık. İkisini birden toplayacağım. Şimdi köşeye geldiğimizde, bakın köşeye geldiğimizde 1, 2, 3 fıstık oldu. Şimdi bunu 4'e çıkartacağız. 1 fıstık yapıp kapatacağız. Hemen tepesine 1 fıstık daha yapacağız. Daha sonra köşemize tekrar 1 fıstık. Şimdi iki fıstığımızı birden toplayacağız. Evet, bu kenarda 4'e çıkmış oldu. 1, 2, 3, 4. Bu kenardan başa kadar geleceğiz ve ipimizi keseceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi koyu pembeye geçtim. Koyu pembeyle yine ilk köşemizden bir fıstık yapıp kapatarak devam edeceğiz. Fıstığı kapattım. Hemen tepesine bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini birden topladım. Evet. En koyu pembemizle de bu şekilde devam edeceğiz. En açık pembeyle ikili fıstık yapmıştık. Bir ton koyusuyla dörtlü fıstık yaptık. Şimdi en koyu pembeyle iki sırada yapacağız bu koyu pembeyle. O da toplam 6 fıstık olacak kenarda. Evet, tepesine bir fıstık, karşıya bir fıstık, ikisini birden topluyorum. Tepesine bir fıstık, karşıya bir fıstık, ikisini birden topluyorum. Tepesine bir fıstık, karşıya tam köşeye bir fıstık. İkisini birden topluyorum. Şimdi köşedeki işlemimizi tekrar yapıyoruz. Bir alt sırada yaptığımız işlem gibi.
bir fıstık yapıp kapatıyoruz köşede. Köşeye geldiğimizde bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 fıstık olmuş oldu. Daha sonra tepesine bir fıstık daha. Tepesine bir açık fıstık daha. Hemen köşedeki yuvaya bir açık fıstık daha. İkisini birden topladım. Şimdi sıranın sonuna kadar bir tepeye bir karşıya şeklinde devam edeceğim. Daha sonra geri döneceğiz. Bir tepeye bir karşıya. Bir tepeye bir karşıya. İkisini birden topluyoruz. Sonuncuyu da yapalım. Bir tepeye, bir karşı köşeye. İkisini birden toplayalım. Şimdi lifimizi tekrar çeviriyoruz. Hemen ilk yuvamıza bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine bir açık fıstık. Karşıya bir açık fıstık. İkisini birden kapatıyoruz. Tepesine bir açık fıstık. Karşıya bir açık fıstık. Tepesine bir açık fıstık. Karşıya bir açık fıstık. İkisini birden topluyoruz. Tepesine bir açık fıstık. Karşıya bir açık fıstık. İkisini birden topluyorum. Evet, köşeye geldik. Tepesine bir açık fıstık. Tam köşeye bir açık fıstık. İkisini birden toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. fıstığı yapıyorum. Yani son sıramızı yapıyorum. Hem de bu arada köşeyi de yapmış olacağız. Tepeye bir kapalı fıstık. Tepeye tam köşeye yani bir kapalı fıstık. Fıstığın tepesine bir açık fıstık. Hemen köşeye bir açık fıstık. İkisini birden toplayalım. Evet, köşemiz de bu şekilde tamamlandı. 2, 4, 6 fıstıklı kenarımızın bir tanesini bitirdik. Şimdi burayı da sonuna kadar gelelim. Daha sonra birbirine ekleyeceğiz. Bir açık fıstık. Karşıya bir açık fıstık. İkisini birden toplayalım. Tekrar tepesine bir açık fıstık. Karşıya bir açık fıstık. İkisini birden toplayalım. Tepesine bir açık fıstık. Karşıya bir açık fıstık. Şu şekilde göstereyim tekrardan. İkisini birden toplayalım. Evet. Bunu da bitirmiş olduk. 4 tane parçamız oldu. Şimdi bu 4 parçayı birbirine ekleyeceğiz. Ben 4 parçayla yapıyorum. Siz bunu 6 parçayla da yapabilirsiniz. İsterseniz 8 parçayla da yapabilirsiniz. Çünkü 6 parça yapsaydım çok büyük olacaktı lifim. Şimdi araları da yaparken biraz genişlemiş olacağı için 4 taneyle yapıyorum. Şimdi bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Evet, 4 parçamızı da bu şekilde yerleştirdik. Bakın hepsinin koyu pembe olan kısmı
sol tarafa bakacak şekilde, yani bir yöne sağa da koyabilirsiniz. Ben sol tarafa koydum. Şimdi en açık renk ipimizi alıyoruz. Önce üstteki parçayı bu şekilde alıyorum ve ilk köşelerine bir zincir çekerek sabitliyorum. Hemen aynı köşeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Sabitledikten sonra karşıki köşedeki her iki kenardan da birleştiriyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık, fıstığımı sabitliyorum. Hemen karşıki yuvalara birleştiriyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık, şu köşeye kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Sonuncu fıstığımı da yapıyorum. Onu da kapatıp köşeye sabitliyorum. Şimdi bir zincir çektikten sonra, bakın bu şekilde oldu. Evet, bu şekilde birleştirdim. Şimdi diğer parçalarımın yanına koyuyorum. Bakın ilk iki parçayı birleştirmiş oldum. Şimdi aynı şekilde bir alttaki parçaları şu şekilde tutuyorum ve devam ediyorum. Evet, iki köşesini sabitleyerek devam ediyorum. Biraz sıkıca yapalım. Hemen köşeye bir fıstık yaparak devam edelim. Aynı işlemi bunda da yapacağız sıranın başına kadar. Evet, sonuncu fıstığımı da yapıyorum. Ve ipimi keseceğim ve diğer tarafla devam edeceğim. Bakın şöyle yere koyup tekrar göstereceğim size. Şimdi diğer taraftan aşağıya doğru geleceğiz. Şu şekilde katlıyoruz yine. Yine her iki köşesini sabitleyelim. Hemen ilk köşeye bir fıstık yaparak devam edelim.
fıstığımızı kapatalım. Karşıki iki fıstığı sabitleyelim. Hemen aynı yuvaya bir fıstık, fıstığımızı kapatalım ve yine karşıya sabitleyelim. Son fıstığımı da yapıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi kenarlarını yapalım. Kenarlarında da aynı şekilde fıstık yapıp fıstığı karşı köşeye sabitleyeceğiz. Aynı yuvaya bir fıstık. Karşı köşeye sabitleyeceğiz. Yine aynı yuvaya bir fıstık. Karşı köşeye sabitleyelim. Köşeye geldiğimizde de aynen aynı yuvaya bir fıstık, karşı yuvaya bir fıstık şeklinde devam edeceğiz. Tüm etrafında bu şekilde geçelim. Evet, kenarlarını da bu şekilde geçelim ve lifimizi bitirelim.